Orada tedavisi var. Bunun randevusu var. Tekke Parkı içi. Tekke Parkı içi. Eyüp istikameti, Eyüp Devlet istikameti. Vakanız trafik kazası. Vakanız trafik kazası. Vaka için çıkış yapalım. Eyüp 3, Eyüp 3 Sağlık Merkez. Acil vaka çıkışı yaptık. Tamam. Arkadaşlar vaka varmış. Sağlı solu, sağlı solu. Orta şerit boşalt. Bir şey yapsana. Yok yok, camını aç ama. Bir şey yok, bir şey yok. Hallederim ben. Aç onu. Merhaba, geçmiş olsun. Teşekkürler. Arştan düştü. Merhaba beyefendi. İyi misiniz? İyi hocam. Misiniz? Saturasyonu birazcık düşük. Oksijen başladık. İyi misiniz beyefendi? %20 dekstroz hazırlıyorum ben. Yakasında tüm 112 çağrıların geldiği bir merkez. Gün içerisinde bizde 20 istatistiklere göre 28 bin kere telefon çalar. %92'si bunların asılsız. Yalnız istatistiklerimiz şu anda
%92 diyorum çünkü 95'lerden indirdik bunu. 112, burası acil ambulans servisi diyoruz. Biliyoruz işte bize pizza getirir misiniz gibi. Böyle olmadık şeyler bize söylüyorlar. Bunlar da çok bence acı geliyor bize. Çocuğunu eğlendirmek için arayan anneler var. Diyor ki burası acil ambulans servisi diyoruz. Ne olacak 5 dakika konuşsanız diyor. Aslında adresi alırken de bazı detaylar istiyoruz. Ne kadar çok teknolojik olarak ilerlesek bile böyle bir kozmopolit bir şehirde bu adreslerin tam verilmesi gerekiyor. Burada ne kadar çok aslında yüksek sesle belki bağırırlarsa işlerin daha çabuk çözüleceğini düşünüyorlar. Halbuki bize daha sakin olarak yaklaştıklarında çok daha kolay işleri. Sözün ki buyurun. Bizim suyumuz kapandı da kaç aramam gerekiyor? Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya. Problem nedir buyurun? Halk Eğitim Merkezi'nin telefon numarasını isteyecek. Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm gidin diyor, ne yapmamız?